arkadaşlarımız. Zemin oynamaya müsait değil. Hatta bir gün sonra yerleyecek. Sonra bir kimyasal madde kullanımda biraz çizildi ama taş koydu. Allah aşkına sakatlık olmadı. Ne kadar iyice maç yaptık. Altısını kaybettik. Benimle beraber kaldık. 3 gol atmıştım. 4 gol. Zor maçtı. Evet. İnşallah böyle gidiyor. İstediğin zaman oluyor. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evlatlarını da tebrik ediyoruz. Çok güzel futbol. Sayın Başkanım, göreve geldiğinizden bu yana alt liglerden üst liglere kadar bütün kulüpleri ayrı yapmaksızın kucaklarımız. Büyük durumu, başkanların genel durumu ve bundan sonra futbolun genel durumu hakkında düşüncelerin nedir? Yani bu birliktelik, beraberlik daha da açığa çıkacak mı? Düşüncelerimiz işte Sayın Başkan burada az önce söyledi. Ben rahmetli Süleyman Sabah'a başkanımızı ziyarete gittiğimiz zaman da Ali Sami'nin de ziyaret ediyorum dedi. İşte söz burada zaten. Kilit nokta burası. Biz futbolun barışa, kardeşliğe hizmet etmesini istiyoruz. Yani ikinci, üçüncü biz amatör kulüplerle de aynı şekilde ilgileniyoruz. Yani biz orada hep zaman söyledik. Biz an patronu değiliz. Cenab-ı Allah nasip etti. Hizmet etmeye geldik. Futbolun patronu önce kulüp başkanları, sonra da taraftarlar. Onlar olmasa zaten futbol diye bir şey olmaz. Ama kilit nokta burası. Eğer biz de böyle güzel anılmak istiyorsak, rahmetli Ali Samiyen gibi, rahmetli Süleyman Sabah gibi, o zaman onlardan biraz daha örnek almamız lazım kendimize. Ona göre davranmamız lazım. Gençleri de ona göre yönlendirmemiz lazım. Ondan sonra zaten elbette ki bizim kapımız herkese açık, iletişim konusunda hiç kimsenin sorunu yok. Bizim de kurullar olarak hatalarımız yok mu? Var. Bu bir senenin olayı değil. Bu 25-30 senenin birikimi var burada. Bunları da temizlemek, düzeltmek kolay olmuyor. Ama niyetimiz halis. Akıbetimiz de güzel olur inşallah. İnşallah, inşallah. Ben buradan tekrar Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Futbol Federasyonu'nda kulüp başkanlarını toplayarak bir beraberlik yaşattı ve bundan sonraki ilk toplantıyı da İnönü'de yapacağız. Allah kısmet ederse hep birlikte. Ali Bey bugün seyahatte gelemedi. Ertuğrul Bey de katıldı o zaman. Hep birlikte diğer kulüplerimizle hiç kimseyi dışlamadan hep birlikte bu değerli sporumuzun, futbolun marka değerini her zaman korumak için hep birlikte hareket edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sence son bir soru. Evet, çünkü başkan gidecek. Tabii, Sayın Başkan'a yönelmek istiyorum. Güzel bir gece. Başkan da bizden. Göreve geldiğimizde beyaz bir salfa çekeceğiz dediğimiz ve bunu görmeye başladık. Daha önce de böyle birliktelikler oluyordu ama açıkçası benim şahsi düşüncem çok havada kaldı. Yani siz bu konuda kararlı mısınız? Aynısında Dursun Başkan'a da sormak istiyorum. Sadece bizim kararlılığımız da olmaz. Ama insanlar iletişim halinde olursa sonuç alırsınız. İletişimi kestiğiniz zaman da sonuç alamazsınız. Sağ olsun başkanlarımız da bu konuda zaten hemfikirler. Yani sadece kendi aralarında değil, topluma da güzel örnek olalım mesajını kendileri de verdi. Herhalde 3 saat oturup sadece dertlerimizi konuşmadık, espri de yaptık. Öyle değil mi başkanım? Yani bu böyle devam edecek. Zaten Hasan Başkanımızın da bir önerisi oldu. Büyük kulübe yemeğe gideceğiz, yemek toplantı yapacağız. Ondan sonra da onun için de restoranı açtık işte. Evet, restoranı buradan başlayacağız. Sonra da hep beraber beşimiz bir televizyon programına çıkıp inşallah. Yani sadece futbolu değil yani. Ülkenin güncel sorunlarını da konuşup birbiriyle espri yapan, şakalaşan bu mesajı da Türkiye'ye vermemiz lazım. Sağ olsun başkana teşekkür ediyorum. Öneri ondan gelmişti. Bu süreci tamamladıktan sonra onu da yapacağız. Sadece bu lafta kalırsa tabii sonuç alamazsınız. Amacımız sonuç almak. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Tamam. İyi misiniz? İyiyim.